Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 26 Temmuz 2022. Yerimiz Ankara. Şimdi bunlar biraz erken yakalanan oğul arılar. 2,5-3 çıtalık gibi yakalanmışlardı. Bayağı bir hızlı gelişme oldu maşallah. Şimdi bir bakacağız hep beraber. Durumları nasıl? Birkaç kere besleme yaptım. Şimdi yavru düzeni, yumurtası, stoğu nasıl bakalım. Bismillah. Dokuz çıta şu anda. Buna ham girmiştim en son. Evet. Günlükleri döşemiş. Annemiz buraya. Bunu iki buçuk çıta gibi gelen bir arı. Duvar tahtasını alıp bu tarafa yanaştıralım. Evet. Burayı komple darvalar yine kapatıyorlar. Birinci çıtada, baştaki çıtada günlük var. Bunda kapalı ve larvalar var. Bu sene bal düzeni pek iyi değil. Ama çok yavruya gidiyor. Görüyorsunuz. Paket yavru. Komple paket yavru. Thank you.
Evet. Bunda da yavruyu sıkan yerlerde günlük yumurtalar var. Aralara polen serpiştirmiş. Kenarlarda da az miktarda bal var. Bu tarafta o şekilde. Polenli, yavrulu, az da bir ballı çıtamız. Şimdi oralılar, bu sene arılar. Çok oğula meyillendi. Çünkü oğul senesi. Ama bal durumu aynı değil. Önümüzde portakal kabuğu yanıyor, görüyorsunuz. Aynı zamanda doğal varava mücadelesi yapmış oluyoruz. Hem de arayı çok rahatsız etmiyor kokusu. Bu da polenli ve yavrulu ve ballı bir çıtamız. Polen bol bu sene. Polen bol olduğu için zaten yavru bol. Bu da polenden ve yavrudan ve baldan oluşan bir çıtamız. Yani bazı çıtaların çoğu yerini arımız polenle bloke yapmış ama polen de ihtiyaç tabii yavrular için. İki buçuk, üç çıta gibiydi bu arılar geldiğinde. Birkaç defa, yani tahminim bir 4 defa besleme yapmışımdır. Ama bu senenin iklimden olsa gerek, doğanın bu sene çok arı çoğalmaya yöneldi. Bunda da larvalar var. Yeni kapatıyor. Bu taraf da aynı şekilde. Oğul arılar yavruya devam ettiği için bal stoğu fazla olmaz. Ne hikmetse bazı oğul arılarım da, yani iki çıtalık, üç çıtalık oğul arılarım da annesini kesti, iki tanesi. Onlar da birleştirme yaptık. Evet. Bu da aynı şekilde. Günlükler, kapalılar, stokları çok az ama, yani sırlanmış bir tane balı yok. Burada ham girmişim. Evet, bunda da günlükleri annemiz döşemiş. Annemiz hiç boş durmuyor maşallah. Neresi boşalırsa oraya basmış. Ama son bir çıta daha gireceğim ben. Ve besleme yapacağım biraz. Evet. Şimdi ikinci, normalde
bütün meslektaşlarımız, aracı arkadaşlarımız genelde ikinci araya girer. Bir çıta geriden girer yani, şu araya girer. Ama orada yavru olduğu için araya girersek olmaz. O yüzden sona giriyoruz. Şimdi poşetle bu şekilde çürüp vereceğiz buna. Çünkü o yavruyu doyuramaz aramız. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer bir oğula bakacağız. Bu da çok hızlı bir gelişti. Onu da 10 çıtalık gibi bir arımız. Burada şöyle bir kontrol edip besleme yapacağız buna da. Hay maşallah. Bak bu da 3 çıtalık gibi. 3 çıtalık gibi bir oldu. Gördüğünüz gibi şu anda 10 çıtayı basıyor. 2, 4, 6, 8, 10. Evet görüyorsunuz pırıl pırıllar maşallah. Şuraya birazcık bal atmışlar üstlere. Bir kenara bir koyayım. Yavruyu görüyorsunuz. Full yavru, paket yavru. Evet arkadaşlar.
arkadaşlar. Bu sene aşırı şekilde arılarımız çoğalmaya gidiyor. Haliyle çoğalmaya gittiği zaman da oğula meylediyor. Ağustos yaklaştı, hala oğul korkusu oluyor bizde. Görüyorsunuz. Bu ara oğulları yüzük dikmiş. Ama içerisi boş. Boş çanak. Bal durumu güzel maşallah. Üstlerde kemerleri var. Evet. Görüyorsunuz balla karışık kuluçka alanı. Bu taraf da aynı şekilde. Üstel kemer bal var. Sakin, sakin. Ustaları yaklaştırırken çok dikkatli yaklaştırmamız lazım ki aralarda arılar ölmesin. Bunda da larvalar var. Arı sökmüş yeniden, şu anda kapanmak üzereler. Şu üstlerde ballar var. Bu taraf da aynı şekilde. Hava sıcak olduğu için fazla güneşte bal durum ama güzel. Her çıta da aşağı yukarı kemer bal var. Bu da full polen ve bal dolu, ağır bir çıta. Çok güzel. Aşırı şiddette polen var, bal var bunda da. Evet, durumlar, vaziyetler bu şekilde arkadaşlar, görüyorsunuz. Ara ara 3-5 defa besleme yapmışımdır. Bugün bir defa daha yapacağız. Ondan sonra Ağustos'un 15'ine kadar, yani bal dönemi bitene kadar besleme yapmayacağım bunlara. Bir ay öncesi olsa kat isteyecek bir ara. Şu anda
Bunda da C'ler, yavrular var. Sakan yer annemiz boş durmamış. Bundan sonra yavruyu biraz azaltacaktır muhtemelen. Çünkü stok için bala çalışması lazım. Yavruyu görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel yavru atmış. Bu taraf full paket. Çok güzel bir ilerleyişi var zaten bu aranın. Bu da duvara koyduğum ham petek. Genelde son çıtır abi. Bunda da günlükler var bak. Anne aramız burada. Çok güzel bir annesi var. Kafkas'a benziyor. Anat eldemin ucunda görüyorsunuz. Burası bak. Burada annemiz, kraliçe arımız, arıyı hızlı ilerleten arımız, kraliçe arımız. Evet, bunu fazla incitmeyeceğiz, şöyle yavaştan. Bacağız. Onda yavru olduğu için buna da duvara gireceğim. Evet, kafalarda birazcık boşluk bırakıyorum. Burada besleme yapacağız. Nüfus kalabalık, yavru çok. Ondan sonra kış stoğun durumuna göre bunlardan bal almıyorum. Kışlık yiyeceğini tamamlasınlar, tamam. Böyle bol kepçe düşürüp verdik. Evet arkadaşlar, 2-3 çıtalık, 3 çıtalık gibi gelen bir oğularımızdı bu. Gelişimini gördünüz. Kışa güçlü bir arı olarak girecek. Bu sene onlardan bal almıyorum. O dedim, bal döneminde bu sene bal akımı çok az. Dedim bal da vermeyecektir.
Allah izin verirse sene inşallah bal durum bundan daha iyi gelir. Başka bölgeleri bilmiyorum ama bu benim bölgemde, bu bölgede geçen seneye göre bal şu ana kadar gelen çok az. Bundan sonra ne olur? Allah bilir. Allah ne verdiyse o olur. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Destek için.